çeşitliliğinde okuyucuyla buluşturuyor. Süpermen Ölümcül Kopya, yazar David Seidman. Süpermen serisinin ölümcül kopya romanı, Süpermen'in zalim mala ve Süpermen kılığına girerek dünyaya korku saçan Jax Arryn ölümcül planlarına karşı dünyayı kurtarmak için yaşadığı macerayı çocuk okurlara sunuyor. Akşamlar gün boyunca haber bültenlerini takip edenlerin gündemi zaten belli diyerek başlayalım. Biz de Mısır'dan akan sıcak gündem akışını bozmuyoruz ama yerinde ve güzel bir değişiklik yapıyoruz. O da nedir? Keşke Mısır'dan gelen haberleri, oradan yeni dönen durumları bizzat yaşayan, tecrübe eden birisinden dinlesek, onun izlenimlerini alsak diyorsanız burada kalın deriz. Çünkü konuğumuzun profilini anlatırken şöyle bir hat çizelim. Doktor çalışması için Mısır'a gitti. Yaklaşık bir yıl orada kaldı. Darbeden önce ve darbeden sonra ne olduğunu bizzat yaşadı ve güvenlik nedeniyle kısa süre önce Türkiye'ye geri döndü. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi İsmail Numan Telci'den bahsediyorum. Öncesini sonrasını kendisine soruyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz diyorum. Türkiye'de hoş geldiniz Teşekkürler, diyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Ve belki de bir not düşmek gerekiyor. Şimdi biz bugün ısrarla sizi niye aradık? Çünkü pek çok izleyicimizden de belki o yorum gelecektir, takdir edecek. Kahire'nin remote yani uç bir noktasında gayet halkın içinde. Remote'u mesela İstanbul'a göre nasıl bir semt? Belki Güngören diyebilirim veya ne bileyim Zeytinburnu, belki Avcılar hatta değil. Ama tabii Kahire biraz daha küçük İstanbul'a göre. Yani ulaşım anlamında o kadar uzun bir mesafe düşünmeyin. Metro ile 20 dakika sürüyordu mesela merkeze gitmem. Ancak yaşadığım yerin profili itibariyle neredeyse Mısır toplumunun en alt seviyesindeki kişilerle birlikte yaşadım diyebilirim. Birlikte yaşadığım iki Mısırlı Selefi ve İhvan eğilimi olan kişilerdi. Bunlar da araştırmacılardı, think tank'te çalışıyorlardı. Onlardan da tabii çok faydalandım. Yaşadığım sokaktan bahsettim. Sokakta yabancı olduğumu, Türk olduğumu herkes biliyordu neredeyse. Her geçişimde birçok kişiyle konuşmak durumunda kalıyordum. Çok olumlu bir bana karşı bir yaklaşım vardı. Peki, bunu şu anda mesela Türkiye medyasında pek tartışılmıyor ama bugün Ruşen Çakır biraz bahsetmişti. Acaba Mısır iç kamuoyunda gerçekten Türkiye'ye karşı büyük bir sempati mi var? Belirginleşen bir öfke var mı? Ya da darbeden sonra eğri oturalım, doğru konuşalım. Gerçekten o son katliamdan sonra Mısır iç kamuoyunda cuntacılara karşı sevinç var mı, öfke var mı? Biraz buralardan gidelim. Yani sokağın içinden bir anlatım rica edeceğim. Şimdi ilk etapta Türkiye'ye bakış bence yani Mısır toplumunun genelini ele aldığımızda çok büyük bir şekilde değişmemiştir. Yani zaten bu bakış açısı önceden diyeyim %10'luk bir Arap milliyetçisi diye tanımlayabileceğim Mısırlılarda zaten Türkiye'ye karşı bir rezervasyonlu bakış vardı. Yani bir endişeli bir bakış vardı. Ancak halkın diğer kesimi çok olumluydu. Bu darbe sürecinde belki bir %20'lik kesimde, %30'luk kesimde bu değişmiş olabilir. Çünkü bunu biz sokakta ya taksiye bindiğimizde bile en basitinden Türk'üm dediğinde önceden aldığımız tepkiden çok daha farklı tepki alıyorduk. Muhabbet o kadar ileriye gitmiyordu. Hemen Türk hükümetinden şikayetler başlayabiliyordu. 3 Temmuz sonrası işler değişti. Bu 3 Temmuz'dan sonra oluyor. Ancak yine de tabii olayın bir de diğer tarafı var. Adeviye Meydanı'na gittiğimizde veya işte Nahta Meydanı'na gittiğimizde Kahire Üniversitesi'nin orada kahraman gibi karşılanıyorduk. Mesela en son gittiğimde iki tane yine Sakarya Üniversitesi'nin öğrencimle gitmiştik. Zaten girdiğimizde meydana bir girişi var. Belli oluyor Türkiye'den geldik. Yani meydanda bizi kontrol eden kişiler bile neredeyse bizi kucaklayacaklardı orada. Tabii Ramazan'dı. Orada bizi iftar sofralarına davet ettiler. Çok güzel vakit geçirdik. Hatta onlarla konuşurken yani çok sıradan insanlardı. Yani kimi öğretmendi, kimi normal işçiydi. Türkiye'ye karşı ve Türkiye tarihine yani Osmanlı geçmişine karşı bir bilgilerin olduğunu fark ettim.
Yani konuşmalarında o zamanlara atıf verdiler. O zaman güzeldi, güzellediler o zaman o dönemi. Peki Türkiye'den gelen doğrudan darbe sonrası tutum, net tutum, karnından konuşmayan ifadelerle darbe yönetimine karşı sarf edilen sözler eşliğinde. İhvan liderleri mesela söyleşiler de yaptınız. Bu kadarını öngörebilir miydi Türkiye'nin bu performansını? Tahminim öngörebilirlerdi. Yine benim tahminim olacak bu. Herhangi bir bilgim yok. Erdoğan hükümeti İhvan'ı büyük ihtimalle bu darbeye karşı gelmesi konusunda telkinlerde bulunmuştur. Yani geri adım atmamaları konusunda telkinlerde bulunmuştur diye düşünüyorum. Ki İhvan'ın da yapması gereken oydu. Çünkü geçmiş tarihsel açıdan baktığımızda İhvan zaten bastırılmış bir hareketti. Yani mübarek döneminin sonuna kadar hiçbir şekilde aktif olamıyordu. 2005 seçimlerinde mesela yanlış hatırlamıyorsam 108 milletvekili soktular. Bu 180 de olabilir. Bu mesela mübarek için büyük bir şoktu ve bir sonraki seçimde çok büyük bir baskı politikası yine güderek sadece bir milletvekili seçtirdi Müslüman kardeşlerden. Dolayısıyla yani burada beklenebilecek bir şeydi. Ancak belki beklenemeyecek diyebileceğim şey darbenin olmasıydı. Bunu da ancak yani gerekli istihbarat raporları elinde olan kişiler tahmin edebilir. Yani darbenin gerçekleşmesini şu anlamda diyorum, biraz açayım. Darbenin gerçekleşmesini ben ve benim gibi evde kaldığım beraber Mısırlı arkadaşlarım, ki bunlar da az çok akademik araştırma kuruluşlarında çalışıyorlar. Onlar bile darbe olabileceğini çok konuşmadık yani. Belki askerin bir uzlaştırıcı rolü güdebilir diye düşündük. Ama tabii yani o planı kim yaptıysa veya kimler bu darbeye destek olduysa onlar büyük ihtimalle bu işi çok katı bir şekilde, bu işin gerçekleşmesini ve şimdi gelinen süreçte gördüğümüz gibi Türkiye ile de bağların ciddi anlamda zarar görmesini istemişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi bugün sizin yazılarınızı tararken şöyle bir örnek verdiğinizi gördüm. Biraz diyorsunuz Mısır'ı konuşurken sıcak haberleri, aslında darbe öncesi Mısır medyasını, bürokrasisini, yargısını da konuşmak lazım diyorsunuz. Hı-hı. Ve bir örnek veriyorsunuz. Piramitlerin ve Süveyş kanalının Katar'a satılacağını iddia eden bir medyadan bahsediyoruz diyorsunuz. Evet. Biraz bunu somutlayalım mı? Hayatın içine yansıması. Yani peki medyada böyle manşetler varsa taban buna itibar ediyor mu? Biraz medyadan bahsedeyim kısaca. Medya, Mısır'da medya genellikle eski rejimin desteklediği iş adamlarına ait. Bunların en büyüğü Necip Saviris dediğimiz kişi. Bu zaten Kıpti bir kişi. Tabii Kıpti olması, Kıpti dediğimde negatif anlaşılmasın. İlla ki Müslüman kardeşler, Müslümanların karşıtı gibi gözükmesin. Ancak bazıları siyaseten böyle bir tutumda olabiliyor, bazı Kıpti liderler. Bu medya organlarını bir tarafa koyarsak, diğer İslami diye tanımlayabileceğimiz medya organı belki %5-10 diyebilirim yani. Zaten bunların bir kısmı tamamen dini içerikli. Bir kısmı da bizim işte haber kanallarına benzeyen kanallar. Şimdi bu diğer yani eski rejimin desteklediği medya kanalları ve gazeteler de aynı şekilde tanımlayabiliriz. Yani gazeteler de benzer bir orantıda. Bunlar da çok keskin bir Müslüman kardeşler ve İslami siyaset karşıtı bir yayın vardı. Mesela gazeteleri açtığınızda hiç olumlu bir haber okuyamazdınız hükümete dair. Veya televizyonda izlediğinizde en ufak bir şiddet olayı veya en ufak bir olumsuzluk hükümet, yani Mursi hükümetine yansıtılırdı. Ama sizin bu söylediğiniz mesela bizim 30 Haziran ve 3 Temmuz sürecinde o 3 gün ağırlığı katma değerinde duyduğumuzun tam tersi yönde bir bilgi. Yani ihvan ağırlığı işte medyada, bürokraside, yargıda ne denir, lokomotifleşme, başka hiç kimseye söz hakkı vermeme. Şimdi sizin içinizden çıkardığınız başka bir bilgi. Böyle bilgiler var mı başka? Yani aslında hem Türkiye medyası hem Batı medyası bu anlamda bunu biraz ıskalıyor diyebileceğiniz bir yani başlıklar. İhvan'ın mı ağır bir pozisyonda olduğunu siz duydunuz? Sizin hani medya ile ilgili verdiğiniz örnekte İhvan ağırlığı, İhvan'a muhalefet eden bir medyadan söz ediyorsunuz. Özellikle ses çıkarılmamasında. Şimdi İhvan'ın zaten yani buna cevap verebilecek bir organı yoktu. 30 sene veya daha fazla sene bastırılmış bir kuruluştan bahsediyoruz. Ne ekonomik olarak iş adamlarına bahsedik, ne ekonomik olarak bir zengin iş adamları vardı. Bir iki tane Hayrat Erşatır gibi. Ne bunlar vardı, ne bir yayın organları vardı. Zaten akademide yoklar neredeyse, yok gibiler yani. Böyle bir ortamda zaten dolayısıyla medyanın diğer tarafta, yani eski rejim yanlarının tarafında veya onların sahipliğinde gerçekleşmesi normaldi. Ve de bunlar da hükümeti yıpratmak adına sürekli bir karalama kampanyası yaptılar. Mesela bu haberleri ben ilk
duyduğumda mesela bu piramitlerin Katar'a satılması tamamen yani düzmece bir haberdi. Yani böyle bir ihtimal bile zaten İHVAN yöneticileri de çıktılar, biz bunu zaten düşünmedik, bu nasıl haber oldu. Sonra Süveyş kanalının kiralanması gibi şeyler yine gündeme geldi. Tabii o dönemde şimdi... Peki temerrüt, yani isyancılar, meydana çıkan insanlar bunlar itibar ediyor muydu gerçekten? Ediyorlardı. Çünkü insanlar, şöyle diyeyim, temerrütü ikiye ayırabiliriz belki. Bir elit diyebileceğimiz kesin, bir de sıradan halk kitleleri. Elitler zaten bunun kasıtlı yapıldığının farkındaydı. O zaten belki de destekliyordu bunun yapılmasını. Ancak sıradan halk kitleleri çok da eğitim seviyesi yüksek olmayan, işte Kahire'nin genel, Kahire zaten Mısır'ın kalbi gibi. Yani genel olarak baktığımızda işte daha eğitim seviyesi az insanların bunlara inanabildiğini söyleyebiliriz. Çünkü ben daha sonra yine konuşurken sokakta yani aynı bu haberleri bana iddia olarak sunan kişiler vardı mesela. Bir terziye gitseniz, yani bir berbere gitseniz, bir manavda konuşurken, işte piramitleri Katar'a satacaklar, bu nasıl olur, işte Süveyş kanalı şöyle olacak, bu olamaz, işte İhvan bizi şeriat devleti yapmaya çalışıyor, buna çok karşıyız falan gibi haberler duyuyor. Tabii orada Mısır toplumu dindar bir toplum aslında, ama orada şeriat devleti yapacak endişesi, belki İhvan'ın onlara göre dini kullanıyor gibi bir algı da vardı o kesimlerde, yani temerrüdü destekleyen kesimlerde, yani sıradan hak kitlelerinin öyle bir algı vardı. Bu tabii zaten şeriat Mısır Anayasası'nın 30-40 senedir içinde olan bir şey. Anayasa zaten demiyor ki şeriatla yönetilecek diye. Bazı konularda şeriat diyor, hukukun kaynağı olacak diyor. Bu mübarek dönemindeki anayasada da böyleydi. İhvan'ın yaptığı yeni anayasada da böyle oldu. Zaten anayasada işte geçen 15 Aralık'ta kabul edilmişti. Peki ruh hali olarak, yani 30 Haziran'dan 3 Temmuz'a gittiğimizde üzerine çok şey yazıldı, çizildi. Fakat onu, o süreci orada yaşayan biri olarak keşke bunu görseydi herkes, dünya tanık olsaydı bu ruh halini diyebileceğiniz. Yani Tahrir'in iklimini düşünün, hemen darbe. 3 Temmuz takibinde olanlar. Sonra bir katliam sürecine geçeceğim. Ama evet, o anlar için mesela sizin, tüylerim ürperdi, çok şaşırıyorum. Bu grubun temerrüt arasında yer almasına diyebileceğiniz bir grup var mıydı? Hı-hı. Kimdi onlar? Tabii bu soruyu sorduğunuzda aklıma ilk gelen Selefilerin Nur Partisi kanadı oluyor. Yani ama tabii bir taraftan da çok da şaşırmamak gerekir diye kendi kendime söylüyorum. Neden? Çünkü zaten Suudi Arabistan destekli bir hareket olan işte Selefilerin bu kanadı, Selefilerin bu kanadı derken Selefiler 3-4 kola ayrılıyor. Bu sadece %20'lik 30'luk diyebileceğimiz bir kısmı. Bunlar o grupta yer aldılar. Zaten darbe açıklamasında da görmüşsünüzdür. Arka tarafta o partinin lideri, işte El Ezher Şeyhi, Kıpti Kilisesi lideri de oradaydı. Bu Nur Partisi hareketi beni biraz şaşırttı. Bir de tabii liberaller diye tanımlayabileceğimiz gençlik örgütleri, yani liberal olan gençlik örgütleri vardı. Mesela 6 Nisan Hareketi. Aslında bunun 6 Nisan Hareketi'nin lideriyle de söyleşi yapma imkanım oldu. Yani kendi açısından baktığınızda İhvan'ın ülkeyi daha kötü bir yöne götürdüğünü iddia ediyor. Ancak bilmiyorum, acaba o zaman düşünüyor muydu ki ordunun bunları yapabileceğini, yani bu şekilde katliamlara neden olabileceğini veya bunlara yapabileceğini biliyor muydu? Onu tabii bilmek mümkün değil. Siz öngörebilir miydiniz? Ben açıkçası ordunun bu kadar ileriye gidebileceğini o zaman için öngöremezdim. Ancak şu an itibariyle baktığımızda bu yapılanları, yani bu katliamları maalesef planlamışlar diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bu kadar ileriye gidilebilecek, planlanmadan spontane olacak bir şeydir diye düşünemiyorum. Çünkü baktığınızda videoları az çok izlediyseniz... Peki yaptığınız söyleşiden devam fark edelim. Evet. Yaptığınız söyleşiden bir örnek verecektiniz. Siz öngörebilir miydiniz diye sordum onun öncesinde. 6 Nisan Hareketi'nin, evet, evet. 6 Nisan Hareketi. Evet. Şimdi bu hareket aslında 25 Ocak devriminde en ön saflarda yer alan hareketlerden bir tanesi. Hatta 2008'de veya 2006'da yanlış hatırlamıyorsam kuruluyor. Bu süreçten, bu zamandan beri mübarek karşıtı, otokratik rejim karşıtı bir halk hareketi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bunun gibi birkaç tane daha hareket var. İşte Ulusal Kurtuluş Front dedikleri bir hareket. Bunun gibi birkaç tane hareket var. Revolutionary Socialist var mesela. Devrimci Sosyalistler dedikleri hareket. Bunlar hep kimi sosyalist, kimi liberal, ancak genel olarak otokratik rejime karşı, mübarek rejimine karşı hareketler. Bunların hepsi bu temerrüt hareketinin içinde yer aldılar. Aslında 25 Ocak devrimini yapan bu gruplar yine 25 Ocak devriminde ilk başta yer almayan, ancak yine bu hareketlerin çağrısıyla sokağa inen İhvan hareketi
Den burada ayrı düştüler. Bunu belki şöyle görebiliriz. Fransız devriminde de benzer süreçler yaşanmış. Devrim sonrasında devrim yapan gruplar arasında iktidar mücadeleleri olmuş. Bu mücadeleler sırasında binlerce kişi ölmüş. Terör dedikleri 10 sene süren bir süreç yaşanmış. Yani zaten bunu şeyde de görmek peki, mümkündü. Şurayı toparlarsam iyi olacak. Hangi çocuklar yiyecek bu sefer o zaman? Şurayı toparlarsam iyi olacak. Devriminden sonraki geçen 1-2 senelik süreçte yani askeri konseyin iktidarda olduğu süreçte bile devrimci gruplar arasında az az ayrışmalar olmuştu. Kimisi bazı konularda uzlaşmıştı, kimisi bazı konularda uzlaşmamıştı. Bu aslında yine bu şekilde ayrışmaların olabileceği bekleniyordu. Ve de devrimden sonra geçen süreçte, yani 25 Ocak'tan sonrasındaki süreçte, Kıptiler olsun, bu liberal gençler dediklerimiz olsun, bunların hepsi bir şekilde ya ordu tarafından, genellikle ordu tarafından önemli katliam demeyeyim de önemli saldırılara maruz kaldılar. İşte Maspero olayları oldu. Yine 19-22 Kasım olayları oldu. Buralarda 50-100'e yakın kişiler öldü. İhvan bir tek bu süreçte zarar almayandı. Yani bu şekilde ağır bir şekilde darbe almayandı. Maalesef İhvan'a yapılan darbe çok daha ağır oldu bunlardan. Peki gruplardan bahsettik. Hangi grubun aslında temerrüt içerisinde yer aldığına şaşırdığınız ya da şaşırmadınız, bundan bahsettiniz. Peki Mısır'ın şöhretli insanları, yani müzisyen olabilir, tiyatrocu olabilir, görsel sanatların herhangi bir dalında şöhretli, kamuoyunda katma değeri olan, değiştirebilme kabiliyeti olan insanlar. Evet. Neredeydiler? Yani nasıl bir performans sergilediler? İlginç örnekler var mı? Yani işte çünkü işte laik İslamcı karşılaşmasının biz her seferinde burada konuklarımız aslında meselenin bu olmadığını konuşuyoruz ama burada değişik gelebilecek kamuoyuna örnekler var mı verebileceğiniz? Televizyonlar mesela. Evet, televizyonlarda görebildiğim kadarıyla neredeyse bütün sinema sektöründe, dizi sektöründe çalışan Mısırlılar İslami siyaset karşıtıydı. Bunlardan mesela yine hatta bir komedyen Bessam Yusuf diye bir kişi. Bu doktordur aslında. Mübarek devredildikten sonra Mübarek'le dalga geçen ve işte o eski süreçle dalga geçen videolar yayınladı YouTube'da. Çok tutuldu bunlar. Daha bir sonra komedyen. Bir komedyen olmaya başladı. Ve Bernamek adında yani program, The Program adında bir program yaptı. Bu program cuma akşamları yayınlanıyordu 9 gibi ve de o saatte nereye giderseniz gidin herkesin onu izlediğini gördünüz. Yani sokaktaki kahvesinden en lüks kafelere kadar. Ancak Bessam Yusuf'un dalga geçtiği veya şeytanlaştırdığı diyebilirim. Bu yani İhvan. Evet, İhvan'dı. Ancak bu şeytanlaştırmayı güzel bir şekilde yapıyordu. Yani dolayısıyla belki mizahla yapıyordu. Ancak dolayısıyla sıradan bir insan onu izlediğinde yani bir taraftan İhvan'a kızıyordu aslında, bir taraftan da gülüyordu. Yani bunu tabii planlanmış bir şey midir bu, bunu bilemem. Ancak planlanmış olmasa bile bu gibi mesela Bessam Yusuf gibi kişilerin bu süreçte etkin olduğunu düşünüyorum. Mesela yine bir kült geçenlerde daha bu hemen 30 Haziran'dan birkaç hafta önce oldu. Kültür Bakanlığı'na yanlış hatırlamıyorsam Mısır Kahire Tiyatrosu'na yeni bir atama oldu. Bu atama mesela yine büyük bir İhvan yöneticilerin, İhvan'dan bir kişi atandı tiyatronun müdürlüğüne. Büyük bir olay oldu ve tiyatronun önünde günlerce eylemler yapıldı. Hatta oraya gitmek istedik, taksici götürmedi bizi mesela. Orası çok karışık, ne olacağını bilemem diye. Yani televizyon simalı figürlerini diyeyim. Peki, bu ortamda iyi bir sınav vermediler. Peki tam tersi İhvan'a destek verdiği böyle bir profil var mı? Kimin? Yani şöhretli birisi Mısır'da. Hı. İşte dizi sektörü olabilir, film ya da herhangi bir alan ne diyelim. Ve İhvan'a şaşırtıcı bir destek veriyor. Evet Tahrir'deydim ama yanlış o işte bu gelinen yer yanlıştır. İhvan'dan yanayım diyelim. Açıkçası çok duymadım. Belki vardır yani yoktur demeyeyim ama ben duymadım. Benim duyduğum yoktu. Peki sizin yaptığınız söyleşilerde yani İhvan liderleriyle Türkiye'li bir akademisyen olarak söyleşi yapıyorsunuz. Darbeye giden günler, sürecin sıcak olduğu günler. Ne buldunuz? Nasıllardı? Yani öngöremezlerdi diyorsunuz. Evet. Bu hani nasıl diyelim? Geleceği, yakın geleceği okuyamamaktan kaynaklanan bir öngörüsü yok bu konuda. Yoksa gerçekten bir sürpriz mi oldu? Yani aslında bu kademedeki kişiler için bir sürpriz olabileceğini söylemek de biraz zor. Çünkü devleti yönetiyorlar ancak tabii burada altını çizmek gerekir. Devleti yönetiyorlar derken devlette hakimler ama muktedir değiller. İktidarlar ama muktedir değiller.
zaten yargı hiçbir şekilde İhvan'ın veya iktidarın eline geçmedi. Bunun gibi istihbarat örgütü dağıtıldı, yeniden yeni bir istihbarat kurumu oluşturuldu. Ancak birçok orada çalışan üst kademe bürokrat aynı yerinde durdu. Dolayısıyla ben şu an itibariyle söyleyebileceğim şey, o istihbarat örgütünün gerekli bilgi akışını belki İhvan liderlerine sunmadığını, ki zaten bunu eğer planladılarsa bu şekilde sunmamışlardır diye de düşünüyorum. Dolayısıyla İhvan liderlerinin yani böyle bir bu derece baskı, bu derece ağır bir kendilerine karşı hareket olabileceğini belki bu yüzden tahmin edemediler. Ancak Türkiye'ye mesela konuştuğum kişilerde Türkiye'ye güven çok büyüktü. Yani Türkiye'den... Büyüktü. Yok hala o büyüktü derken konuştuğum zamanı kastettim. Hala büyük Türkiye'ye güven İhvan tarafında. Ancak Türkiye'nin de burada belki o kişilerin ve Türkiye'nin de belki göz ardı etmiş olabileceği şey şunu olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin kapasitesinin sınırlılığı. Yani Türkiye'nin Mısır'da veya Orta Doğu'da tabii ki yapabileceği çok şey var. Ancak son birkaç sene gösterdi ki bizim de kapasitemiz aslında istediğimiz oranda geniş değil, yani sınırlı. Dolayısıyla bazen siyaset üretirken de bu kapasitenin sınırlılığını da göz önünde bulundurmak gerekir. Mesela bu Mısır'daki darbede çokça Batı ve İsrail, bugün Erdoğan da bahsetmiş İsrail'in etkisinden. Yani şimdi Batı ve İsrail'in, Amerika ve İsrail'in diyelim açıkça, bu darbede herhangi bir etkileri varsa Türkiye'nin buna bir karşı tepki veya karşı önlem alabilme kapasitesi bu anlamda sınırlı. Mesela yine bir örnek vereyim. İsrail'in Mısır Büyükelçiliği'nde 86 kişi çalışıyor. Türkiye'nin Büyükelçiliği'nde tahminim 15, yani ben gittim çok az insan vardı, tahminim 15 kişi. Rakamlarla konuşmak bu olsa gerek der gibi verdiğiniz. Tabii şimdi bir de şunu da düşünün. Bu arada şu anda iki tarafta da bir elçiliğimiz olmadığınızı. Tabii bir de şunu da düşünün. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişki İsrail ile olabilecek ilişkiden çok daha fazla. İnsanların geliş gidişi, turizm, ticaret, İsrail ile hiçbir ilişki yok. Ve 86 tane kişi Büyükelçilik'te çalışıyor. Amerika'yı bilemiyorum, sayıya bakmadım ama büyük ihtimalle 100'ün üstündedir. Bu çalışanların birçoğu benim tahminim ya ajandır ya da istihbarat örgütüdür. Bunlar bir şekilde ülkenin iç siyasetinde de etkili oluyorlar. Zaten yine geçen Suudi Arabistan'da bir istihbarat üyesi bir açıklama yaptı. Tabii doğruluğu tartışılır. Amerika'yı bu darbe için ikna edebilmek adına 9 ay uğraştık diye bir açıklaması vardı. Bunun ben doğru olmayacağını, doğru da olabilir, olmayabilir ama doğru olabileceği konusunda daha %60 diyebilirim inancım. Peki bir not düşelim. Siz bugün Başbakan Erdoğan'ın partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Mısır'da yaşananların arkasında İsrail var sözlerini işaret ettiniz. Arkasından İsrail'den tek cümlelik bir yanıt geldi. Üzerine yorum yapmaya değmeyecek açıklamalardan biri. Mealen böyle çevirebiliriz İsrail'in açıklamasını. Tam burada bir soru. Hamas bile diyoruz. Konjonktüre göre hareket etti. Mısır konusunda tarafsızız gibi bir tutum sergiledi. Bir taraf olmadığını açıkladı. Türkiye Mısır'da tüm köprüleri bu kadar atmak yerine arka yolları hala kullanabilir mi tartışması var. İç siyasette bizim böyle bir tartışmamız var. Peki Mısırların ne kadar umurunda bu tartışma? Bu tartışmalar oraya geçiyor mu? Kendimizi bu kadar önemsemek. Buralardan biraz gidelim. Evet. Bence bu darbeyi, yani darbeye maruz kalan İhvan hareketi ve onu destekleyen yine bir kısım Selefi hareket tabanınca bu çok önemseniyordur. Çünkü Orta Doğu, yani siyasete uzun bir tarihsel süreç olarak baktığımızda 1 sene, 2 sene, 5 sene, 10 sene çok kısa süreçler. Yani tabii Mısır siyaseti özelinde ancak Mübarek'in 30 sene kaldığını, İhvan'ın 50 senedir baskı altında olduğunu göz önünde bulundurursak belki uzun vadeli hesap yapmak zor olabilir. Ancak bugünkü Mısır'daki iktidara gelenler tabii ki bundan belki 10 sene sonra ne olacağını bilemiyorlar. Biz de bilemiyoruz. Ancak Türkiye planlarını, benim tahminim, o 10 sene sonra Mısır'da devran dönecek ve yine İslami siyaset derken tabii eski anlamdaki İslami siyaset demiyorum. Biraz daha dönüşmüş bir İslami siyasetten bahsediyorum. Bunların iktidara gelebileceğini varsayarak siyaset üretiyor olabilir. Ki bence de belki de olması gereken budur. Çünkü yani Orta Doğu'daki 100 yıllık bir süreçte tamamen Batı hakimiyetinde bir bölgeden bahsediyoruz. Suudi Arabistan kralının korkmasındaki en büyük neden kendi iktidarının kaybedeceğidir. Bu da tabii ki Amerika'yı ve İsrail'i en çok rahatsız edecektir. Mesela bu açıdan baktığımızda mesela Mısır'da İhvan yönetimi eğer başarılı olsaydı
İsrail'e en büyük tehdit olabilecek Ürdün'de de bir devrim olması belki gündeme gelebilir. Çünkü Ürdün'deki en büyük muhalif hareket İhvan yönetimi. Yine aynı şekilde Suriye'de her ne kadar El-Kaide bağlantılı olduğu iddia edilen gruplar orada savaşsa da yine İhvan yönetiminin de bir tabanı var. Orada da iktidarda bir parça haline geleceklerdi. Dolayısıyla bölgede belki bizim dışımızdaki Batı'nın istemeyeceği bir yeni bir yönetimler ortaya çıkacaktı. Buna karşı Batı'nın isteksiz olması, desteklememesi gayet normal onlar açısından baktığınızda. Türkiye açısından da her ne kadar bu risk olsa da son 10 yıldır güttüğü siyaseti göz önünde bulundurursak Türkiye'nin bu noktada yapması gereken de budur zaten. Tutup da burada aynı Suriye'de olduğu gibi darbecileri işte veya işte Esad yönetimini desteklemesi ilkesel olarak mümkün değildi. Dolayısıyla Türkiye ilkelerini üstün tuttu. Eğer yanlışsa bu politika ilkelerinin kurbanı olacaktır Türkiye. Peki General Sisi dedi ki biraz sokağa da konuşacağız. Hı-hı. Darbe öncesinde sıradan bir insanın tanıdığı bir figür müydü Mısır'da? Tanıyor muydunuz mesela? Aslında değildi ancak atandığını tabii takip ettik. Ama tabii böyle bir şey olacağını tahmin etmediğimden o zaman çok da önemsememiştim. Yani acaba Sisi kimdir, nereden gelmiştir, nasıl bir background'a sahiptir bunlara çok bakmadım. Ancak tabii önceki Genelkurmay Başkanı gibi çok da böyle bilinen ve aktif bir figür değildi. Neden? Çünkü Mübarek'in ikinci adamıydı Genelkurmay Başkanı. Bu süreçte Sisi o kadar çok da açıkçası göz önüne gelmedi. Peki Tahrir'de olanlar, Tahrir'de hararetle bulunan insanlar katliamdan sonra gerçekten bunu hani gerçekten bir konuşsak olduğu gibi sizin izlenimleriniz aldığınız bilgiler ne? Katliamdan sonra, son katliamdan sonra Mısır iç kamuoyunda darbecilere bakışı değiştirdi mi gerçekten? Maalesef bunu söylemek biraz iyimser olur. Yani çünkü benim hala konuştuğum oradaki arkadaşlarım var, öğrenciler var. Orada Kahire Üniversitesi'ndeydim ben bu süre boyunca. Oradaki öğrencilerim var. Bunlarla konuştuğumda darbe yönetimi destekleyenler hala katı bir şekilde onun yanındalar. Hatta birçoğu Batı medyasındaki kullanılan dille İhvan'ın daha çok kaos çıkarmak istediğini, işte bu yüzden ordunun müdahale etmek durumunda kaldığını söyleyenler var. Mesela kimisine dediğimde işte 3000 kişi, 5000 kişi öldürüldü orada, bundan ne hissediyorsun? Bana işte öldürülen bir gazetecinin haberini gönderebiliyor veya işte İhvan'ın işkence yaptığı iddia edilen bir kişinin haberini gönderebiliyor. Yani belki vicdan sahibi diyelim. Ya yani normalde Mısırlılar çok çok. Mısır kamuoyunu ne kadar ne oluşturuyor bu insanlar böyle düşünenler? Böyle tahminiz? Düşünenler benim tahminim %25 en fazla %30'dur diyebilirim. Mısır onu diyecektim. Mısırlılar aslında çok vicdan sahibi insanlar. Yani bizim nasıl diyeyim belki benzetme doğru olur mu bilmiyorum. Bir Anadolu'nun bir köyüne gittiğinizde çok samimi insanlarla karşılaşırsınız. Belki İstanbul bunu söylemek için çok fazla iyimser. O şekilde size geldiğinizde işte her şekilde yardımcı olabilecek, sofrasına davet edebilecek, cömert, hatta evine davet edebilecek. Mesela ben dedim ya mahallemde yaş alışveriş yaparken çoğu kimse benden ücret almak istemezdi. Peki yaş aralığı için yani hala böyle bir katliamın arkasından dahi Cunta'nın sorgulanmamış olması, gerçekten sempatisini kaybetmemiş olması insanların gönlünde. Bu yaş aralığı için nasıl bir şey dersiniz? Yani diyebilirsiniz ki işte 20 ile 30 yaşlarındaki insanlar orduya karşı bu katliamdan sonra bile daha hala olumlu destekler diyen vaziyette. Böyle bir yaş aralığı verebilir misiniz? Yaş aralığı aslında çok keskin bir şekilde farklı göremiyorum. Ama gençlerde de var bu oran. Yaşlarda da tabii ki yaşlarda. Yani yaş yukarıya çıktıkça orduya bu anlamda destek daha artıyor mu? İşte onu maalesef şu anda söyleyemem. Yani görüştüğünüz insanlar, meydanlardakiler. Benim görüştüklerim genelde gençler. Ve bunlar da ya tabii ki şimdi bana hocam hakkını helal et diyerek Adeviye Meydanı'na giden kişiler de vardı arkadaşlarım. Ve birlikte maç ettiğim kişilerden 3 kişi orada vuruldu ve şehit edildi. Yani bunlar da genç insanlardı, 20 yaşlarında kişilerdi. Ancak öte taraftan yine bunun karşısında duranlardan da böyle gençlerin de olduğunu gördüm. Yaşlılar, Mısır'da toplumu zaten genç bir toplum. Yani yaşlılar azınlıkta diyebilirim. Dolayısıyla burada tam açıkçası net bir peki, resim Nisan veremem. Peki Nisan ayında başladılar Mursi'nin gitmesi için imza toplamaya. Nisan ayında başladılar. Evet. İşte Haziran sonunda belli bir rakama ulaştığı söylendi. Ne kadar doğru rakam? 13 milyon dendi herhalde. Öyle yani. Peki. Düşünün Mart'ı, Şubat'ı.
Evet. Böyle bir öfke, böyle bir karpuz gibi toplumun ikiye ayrılması. Siz bunun içinden geçtiniz mi, yoksa bütün bunlar ne zaman Mısır'ın başına geldi mi diyorsunuz? Aslında yani o Nisan ayında başladığında bile böyle bir yöne doğru evrileceğini ben düşünmedim. Yani belki de birçok kişi düşünmedi. Çünkü tabii ki sokağa çıktığımda birçok noktada benim de elime o temerrüt kağıdı verildi. İşte imzalar mısın, Arap zannederek imzalar mısın diye telkinlerde bulundu ama yani ben bunun bu kadar büyüyebileceğini düşünmedim. Bunu şu anda bu şekilde olduğunu görmemiz bence bizim düşünmemizi engelleyen başka nedenlerin bu işin içinde olması. Yani burada belki bir batı etkisi diyebiliriz veya bu işi planlayanların sadece Mısır içinde değil ancak dışarıdaki kişiler de olduğunu belki göz önünde bulunabiliriz. Mesela burada yine demin bahsettiğim Necip Saviris dediğimiz kişinin bir mülakatı vardı. Hatta New York Times'ta da yayınlandı sonra. Bu kişi diyor ki ben... Bu komedyen olan beyefendi. Yok, bu Necip Saviris medya patronu. Evet, evet. Bu kişi diyor ki ben diyor temerrüt hareketini aslında ben destekledim. Ancak benim desteklediğimin kimse haberi yoktu. Bu harekette çalışanlar büyük ihtimalle o normal sivil toplum kuruluşlarında çalışan belki de bazıları saf niyetlerle liberal olan ve İslami siyasete karşı olan kişilerdi. Yani yine 6 Nisan hareketinden bahsettik. 6 Nisan hareketi darbe Yüksek Askeri Konsey döneminde yani ilk mübarekten sonraki dönemde askeri konseye karşı çıkarak en çok üyesi öldürülen hareketlerden bir tanesi. Aslında asker karşıtı olması gerekiyor. Ancak burada askerle birlikte oldu. İşte şimdi mesela yine bu Necip Saviris'ten bahsettik. Bu kişi yine darbeden önceki süreçte klipler yaptırıyor. İşte ulusalcı şarkıların yer aldığı. Darbeden önceki sürece çok bahsetmedik. Oraya da girelim isterseniz. Mesela çok lüks diye tanımlayabileceğimiz Heliopolis gibi. Buranın belki işte Nişantaşı'sı gibi semtlerde. Normalde belki Mart ayında gittiğinizde kafelere, Nisan ayında gittiğinizde Batı müzikleri çalardı. Normal bir işte kafe ortamında hayat rutin akışına giderdi. Ancak tam bu 30 Haziran'dan önceki süreçte, belki bir iki hafta önceki süreçte tamamen bütün kanallarda darbe şarkıları çalmaya başladı. Mısır bayrakları etrafta dolanmaya başladı. Sokaklarda konvoylar işte kornalara basarak hatta kornanın basış şeklini İrhal ya Mursi diye ayarlayarak gidenler vardı. Yani Mısır Mursi. Şimdi her toplumsal harekette tabii ki böyle kırılmalar yaşanıyor, iklim değişiyor. Fakat şunu da bilmeye ihtiyacımız var, belki de duymak istiyoruz. Yani temerrütçülerle İhvan gördüğünüz nedir? Yani bu kadar şeyden sonra bir kucaklaşmak isteyen bir profil görebiliyor musunuz? Konuştuğunuz insanlardan aldığınız izlenim nedir? Yani mesela İhvan ne olacak konuşulurken, yani Müslüman kardeşler hani kapatılacak mı, yasaklanma meselesi... strateji, yenileşme, yani acaba İhvan da, acaba Temarut'u içime alabilir miyim, onlarla kucaklaşabilir miyim, daha farklı bir profil çıkarabilir miyim? Böyle örneklerle karşılaştınız mı sokakta, okulda, evde? İhvan'ın aslında bu anlamda bir potansiyeli var bence. Yani İhvan'ın daha liberal olabilecek kesimleri, onlarla birlikte iş yapabilme potansiyeli var ve de yapmaya meyillidir. Mesela Selefi Hareket için belki aynısını söyleyemem. Selefi Hareket'in büyük çoğunluğu için. Çünkü o kısım zaten geçmişte de siyasete bulaşmayı ilkesel olarak yanlış bulmuş bir grup. Şu anda da yani o grupları dini nedenlerden dolayı olabilir veya ilkesel nedenlerden dolayı olabilir. İçine alma kapasitesi çok daha az. Yani Selefilerin dönüşme ihtimali bana o dönemde az geliyordu. Hala az geliyor. Genel çoğunluğu diyorum. İhvan için aynı cümleyi kullanamam. İhvan için aynı cümleyi kullanamam. Çünkü İhvan'dan konuştuğum kişiler biraz daha belki AK Parti tecrübesinden örnek almış, faydalanmış. Ve bunun başarılı olabildiğini, görece başarılı olabildiğini fark etmiş kişiler bunlar yapabilir. Veya işte bu karşı grubu içine alabilir diye düşünüyorum. Ancak temerrüt tarafından böyle bir şeyin olma ihtimalini daha zayıf görüyorum. Bu söylediğiniz ilginç. Çünkü neden? Temerrüt hareketinin zaten genel çatısını mübarek döneminin kalıntıları oluşturuyor. Yani her ne kadar gençlik hareketleri de bu hareketin içinde desem de bunu destekleyenler, İşte parasını verenler, belki o sokaktaki liberal çocuğun, imza toplayan çocuğun haberi olmadan mübareğin zenginleştirdiği bir taykon o hareketin peki, parasını veriyor. Peki bu temerrüt içerisinde yer alan gençlik hareketinden son büyük katliamdan sonra büyük bir kınama... Yok, gelmedi. Gelmedi. Hatta ben zaten 6 Nisan'ın mail listesindeyim ve basın açıklamaları bana geliyor. En son baktığımda bu kanın sorumlusu hem İhvan'dır hem ordudur diye bir açıklama geldi ve çok yani, eleştirildiler Türkiye'de yani. Türkiye'de bizim maalesef zaman zaman yesinler birbirini
manşetini de hatırlayacaksınız evet, gibi evet. tercüme edebileceğimiz bir ruh hali mi hakim onlarda şu an? Maalesef temerrüt tarafında bu ruh hali biraz var. Ve de çok yani temerrüt hareketini de tabii belki tek bir hareket gibi görmek biraz yanlış olabilir dedim ya. Aralarında liberal ve ordu karşıtı gruplar da vardı. Bunların içinde belki de bazı üyeler karşı çıkıyordur. Ancak genel yönetim karar aldığında ve bu ordunun yanında olmayı kabul ettiğinde herkes üyeleri de uymak zorunda kalıyor. Mesela yine El Eser'den bahsetmedik. Mesela El Eser de aslında şimdi İslam dünyasındaki dini kurumlar arasında belki en saygını. Ancak El Eser'in belki bilmediğimiz bir noktası El Eser'in Mısır'da tarihi boyunca demeyeyim son 30-40 yıllık tarihi boyunca rejimin boyunduruğu nasıl sonrası diyelim işte boyunduruğu altında tabii mübarek sonrası rejimin boyunduruğu altında El Eser hiçbir zaman rejimden bağımsız bir örgüt olmamış belki alt kademelerde öyle kişiler olsa da El Eser'in genel yönetimi rejimle birlikte hareket etmiş mesela darbe olduktan sonra devrim olduktan sonra 25 Ocak'ta El Eser'de mesela üst yönetim devrim hareketlerine katılmayı ilk başta yanlış bulduğunun fetvasını vermiş. Ancak alttaki mesela yine ihvan üyeleri, selefi bazı üyeler olsun. Onlar şeylerini, cübbelerini giyerek Tahrir Meydanı'na gelmişler. Ve ondan sonra El Eser biraz daha bu mübareğin işte gidişine belki biraz onay vermiş. O da durumu kurtarmak için bunu yapmış. Mesela yine Müslüman kardeşlerin ruhani lideri olarak isimlendirilen Yusuf el-Karadavi diye bir figür var. Bu kişi 40 senedir yaklaşık Katar'da yaşıyordu. Mısır'a geri döndü. Şu an bilmiyorum Mısır'da mı hala geri döndü mü Katar'a. Bu kişi 1960'larda yanlış hatırlamıyorsam veya 70'lerde ihvana çok yakın olduğu gerekçesiyle El Eser Üniversitesi'nden kovuluyor. Ve de tabii o zaman da o döneme kadar yazdığı birçok kitap var. Çok büyük etkin bir kişi olabileceği düşünülerek Mısır'dan da kovuluyor. Mesela bu kişi yine El Cezire Arapça'da bir program yapıyor şu anda. Arap dünyasında bir anda izlenen, en çok izlenen programdır o. Ne kadar süredir? 80 milyon kişi izliyor programı bir seferde. Bu program tahminim 3-4 senedir yayınlanıyor. Şimdi program demişken bizim programın sonuna geldik. Nasıl geçti? Evet, nasıl geçecek diyordunuz? Güzel geçti. Peki noktalarken teşekkür edeceğim. Biraz masa başı değil içeriden örnekler olsun istedik sizi davet ederken. Tabii. Zaman ayırdığınız için ben teşekkür ederim. Ne demek? Haberleşmek üzere diyoruz. Çünkü Mısır gündemi belli ki akacak, devam edecek. Noktalarken evet tabii ki takdir sizin. Yarın 18.15'te buradayız. Bekleriz. İyi akşamlar. İşim gerçeği sorgulamak, haberin içine girmek, onu görünür kılmak. Her gün konusunun eri olan konuklarıma sizin için soruyorum. Satır arasındaki gerçeği arıyorum. Satır arası hafta içi her gün 11.35 ve 15.35'te A Haber'de. Remember, you're not to teach orientation by yourself. It is a matter of the patient's safety. Is it a man or a woman? I think it's a woman. Is it because of the shoes? Yeah. And what about you? Ava. I was just passing. Why? Some of us think you're lying to us. It's dangerous. Please. I want to try now. Ian? Come back! Show us how to walk without a cane by tongue clicking. Yeah!
I know I'd like you to pack and leave immediately. Ian? You're a liar. You lied to everyone. There is no ship. There isn't even an harbor. Who told you that? The regulars in the bar.